Merhabalar. Genelde insanlar yapımların önce kitaplarını okuyor, sonra filmlerini izliyorlar. Hatta Game of Thrones çekilirken izlemeyenler olmuştu. Kitap serisi bitsin, ondan sonra diziyi izlemek istiyoruz falan diyorlardı. Neyse, geçenlerde bir takipçimle konuşurken bana Yüzüklerin Efendisi'nin filmini izlemediğini söyledi çünkü daha kitabını okumamıştı. Ben de filmi izlese de izlemese de kitap zevkinin bozulmayacağını söyledim çünkü kitap ve film birbirinden farklı ilerliyor. Daha doğrusu birçok olay daha değişik gelişiyor. Beni tanıyanlar bilir, en sevdiğim yapım Yüzüklerin Efendisi serisidir. Kitabın da filmini de sayısız kere okudum ve izledim. Bu konuşmanın ardından kitap ve film arasındaki farklarla ilgili bir video yapayım dedim. Kitabı tekrar okuyarak birçok farkı çıkarttım. İlk başta bulduğum 9 tane farkla başlamak istedim. Eğer beğenirseniz devamını da seve seve yaparım. Bir de önceki videoda izleyenlerin %75'i kanala abone değil demiştim. Hala oran aynı. Umarım bu videodan sonra abone olarak bu oranın değişmesinde büyük rol oynarsın. Şimdi Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği kitabıyla filmi arasındaki farkları sıralayalım. İyi seyirler. Bilbo'nun Yol Arkadaşları. Filmde Bilbo şairden ayrılırken tek başına yola çıkıyor olsa da kitapta Bilbo'nun yolculuğuna cüceler eşlik ediyor. Hatta Bilbo'nun verdiği doğum günü partisinin yapılmasında yardımcı oluyorlar. Bilbo yolculuğa çıkarken cücelerin eşlik ettiği bir yolculuğa çıkmak heyecan verici diyor. Aragorn'un kimliği. Filmde Frodo Hancı'ya kolcu hakkında sorular soruyordu ve Hancı ona pek güvenmemesi gerektiğini söylüyordu. Daha sonra Frodo yüzüğü hatayla taktığında Aragorn olaya dahil olup kimliğini açıklıyordu. Aslında Frodo onu daha önceden tanıyordu çünkü Gandalf Frodo'ya Aragorn'u çıkın çıkmazda anlattı. Onun en iyi üst süren kişi olduğunu, onun sayesinde Gollum'u yakaladığını söyledi Frodo'ya. Gandalf, yüzüğün hangi yüzük olduğunu araştırırken Gollum'u yakalayıp ona sorular sordu kitapta. Sam'in yolculuğa dahil olması. Sam, filmde Frodo ve Gandalf'ın konuşmalarını dinlerken yakalanıyor ve ceza olarak Frodo'ya yolculuğunda eşlik ediyordu. Kitapta da aynı şekilde Gandalf ve Frodo'yu dinlerken yakalanıyor ama Sam Frodo ile gitmeyi kendisi istiyor çünkü hayatta en çok istediği şey elfleri görmek. Kitapta Gandalf ona Frodo ile gideceğini söylediğinde ''Ben mi beyim, ben gidip elfleri mi göreceğim, yaşasın'' dedi Sam. Frodo'nun şairden ayrılması. Büyük doğum günü partisinden sonra Gandalf yaklaşık 17 sene boyunca yüzük hakkında araştırmalar yaptı ve yüzüğün hangisi olduğunu bulduktan sonra Frodo şairden bir anda ayrılmadı. Sessizce ve bir an önce ayrılmanız gerekli dedi Gandalf. Eğer aynı Bilbo gibi ortadan yok olursam hikaye en kısa zamanda şairde yayılır dedi Frodo. Buna karşılık Gandalf, elbette ki ortadan kaybolmaman gerekir. Bu hiç olmaz. Sana bir an önce dedim, anında demedim. Eğer buradan sessizce sıvışmak için bir yol bulabilirsen bu vakit kaybına değer. Ama çok fazla oyalanmamalısın. Bunun üzerine Frodo doğum gününde ayrılmaya karar verdi. Frodo şairden ayrıldığında tam 50 yaşındaydı. Ama yüzük onda olduğu için aynı Bilbo'da olduğu gibi o da yaşını göstermiyordu. Bayağı bir genç duruyordu yani. Çıkın çıkmazın sahibi. Frodo gitmeden önce evini sattı. Çünkü uzun bir süre evde olmayacaktı ve onun bir yolculuğa çıktığını kimse bilmemeliydi. Bu yolculuğu gizli tutmak uğruna Bilbo'dan kalan evi satmak zorunda kaldı Frodo. Merry ve İhtiyar Tırtıl. Filmde Merry ve Pippin ihtiyar tırtılın tarlalarından bir şey çaldıkları sırada çıkmıştı karşımıza ve ondan kaçıyorlardı ama kitapta durum tamamen farklı. Frodo, tırtırın arazisine girmeden önce ''Ben ondan ve köpeklerinden çok korkuyorum. Yıllardır çiftliğinden uzak duruyorum. Çocukluğumda mantar toplamak için arazisine girdiğimde beni yakalayıp dövmüştü. Sonra köpeklerine götürüp ''Bakın oğullarım bir daha bu araziye girerse onu yiyebilirsiniz'' dedi ve ''Köpekler beni şata kadar kovaladı'' dedi. Bunu duyan Pippin güldü. ''Eh artık korkularının yüzleşme zamanı gelmiş. Eğer onunla karşılaşırsak onunla konuşurum ben. Merry ile arkadaş olur kendisi. Önceden sık sık buraya gelirdik'' dedi. Yani Tırtıl ve Merry arkadaş. Hatta bayağı da samimiler. Pippin de Merry ile çok samimi olduğu için yani sürekli beraber oldukları için Merry'nin Tırtıl'ı ziyaretlerinde sürekli onun yanında olmuş. Ağaçlar sadece Merry ve Pippin'e saldırmadı. Serinin ikinci filmi olan İki Kule'de Merry ve Pippin ormanda ağaç sakalı beklerlerken ağaçların saldırısına uğradılar ve ölmeden önce ağaç sakal tarafından kurtarıldılar.
İlk kitap olan Yüzük Kardeşliği'nde Frodo, Sam, Merry ve Pippin Shire'den çıkmak için yaşlı ormana giriyorlardı. Ormanda istedikleri yolda bir türlü ilerleyemiyorlar, sanki ağaçlar tarafından yönlendiriliyorlardı. Bir söğüdün yanına geldiklerinde hepsini bir anda uyku bastırdı ve Merry ve Pippin buldukları yarıklara yattılar. Frodo ayağını suya sokmak için ağacın yanından suya yaklaştı. Sam midillilerin uzaklaştığını görünce onları getirmek için gitti ve geri döndüğünde Frodo'nun suda olduğunu ve ağacın kökünün onun üstünde olduğunu gördü. Frodo'yu sudan çıkarttığında Frodo ağacın onu suya ittiğini söyledi. Sonra Merry ve Pippin'e bakmak için gittiler. Pippin'in yattığı yerde ağaç kökleriyle tamamen kapanmış, Merry'nin de sadece ayakları dışarıda kalmıştı. Frodo ve Sam onları kurtarmaya çalıştılar, bunun için de ağacı yakmakla tehdit ettiler. Tehditleri işe yaramayınca gerçeğe döktüler, ağacı yakmaya başladılar ama buna Merry ve Pippin'in çığlıkları engel oldu. Ağaç yandıkça onları daha çok sıkı sıkı sarmaya başladı. Tom Bombadil ve hanımı Altın Yemiş Nehrin Kızı. Ağaç tarafından yutulmuş olan Merry ve Pippin'i kurtarmaya çalışan Frodo ne yaptıysa başarısız oldu ve anlamsızca yardım edin diye bağırmaya başladı. Ummadık bir şekilde uzaklardan gelen bir şarkı sesi duydular. Birisi onlara doğru şarkı söyleyerek geliyordu. Birdenbire patikada sazların tepesinden hoplayıp dans eden yüksek tepeli bandına uzun mavi bir tüy takılmış eski püskü bir şapka beliriverdi. Şapka bir kez daha hoplayıp sıçradı ve görüş alanlarına bir adam girdi ya da adama benzeyen biri. Sarı çizmeli, mavi bir ceketi, uzun kahverengi sakalı, mavi gözleri vardı. Elinde nilüfer taşıyordu. Frodo ve Sam ondan yardım istediler. Tom söğütten bir dal kırıp bununla ağaca vurdu ve aklından neler geçiyor senin? Uyu olman lazım. Toprak ye, derinleri kaz, su iç, uykuya dal. Bu konuşan Bombadil dedi ve Merry ve Pippin'i oradan kurtardı. Tom hobbitleri evine yemek yemeye davet etti. Hobbitler eve vardıklarında odanın öbür ucunda bir sandalyede bir kadın oturuyordu. Saçları uzun ve sarı, giysisi yeşil ve içinde çiğ taneleri gibi gümüş çizgiler akıyordu. Zambak yapraklarından bir zincir şeklinde olan altın kemeri, unutma beni çiçekleri gibi soluk mavi taşlarla bezenmişti. Ayaklarının dibinde yeşil kahverengi geniş toprak kaplar içinde beyaz nilüferler yüzüyordu. Sanki göl ortasında bir tahtta oturuyor gibiydi. Bu oturan kişi Altın Yemiş Nehrin Kızı'ydı. Frodo ona hayran kalmıştı. Frodo Altın Yemiş'e Tom Bombadil'in ne olduğunu sorduğunda ''Ne görüyorsanız odur. O ormanın, suyun ve tepenin efendisidir. Sahibi değil, efendisi.'' dedi. Ertesi gün Frodo Tom'la olan sohbetinde ona kim olduğunu sorduğunda Tom ''Ben neyim biliyor musun? En yaşlı olanım.'' Tom, nehir ile ağaçlar henüz yokken buradaydı. Tom, ilk yağmur damlasıyla meşe palabudunu hatırlıyor. O büyük ahaliden önce patikalar açtı ve küçük ahalinin gelişini gördü. Krallardan, mezarlardan ve höyüklü kişilerden önce de buradaydı. Denizler eğrilmeden elfler batıya geçtiklerinde Tom çoktan burada vardı. Yıldızlar altındaki karanlığı, korkunun bilinmediği zamanları gördü o. Karanlıklar efendisi dışarıdan gelmeden önceki zamanları, dedi. Hobbitlere sıçrayan midilliğe gitmelerinde Gandalf değil Tom Bombadil söyledi. Tom Bombadil'in kim olduğu tam anlamıyla açıklanmadı kitapta. Ayrık Vadide yapılan toplantıda yüzüğün Tom Bombadil'e verilmesi de konuşuldu. Ama onun yüzüğü bir gün sonra unutacağını düşündükleri için ona vermediler. Bir de yüzük Tom Bombadil'e etki edemiyordu. Yüzüğü taktığın zaman sizi görebiliyor, yüzüğü taktığı zaman görünmez olmuyordu. Eğer isterseniz yorumlarda belirtin, bu iki karakter hakkında daha çok araştırma yapıp onlarla ilgili bir video yapabilirim. Gandalf'tan Frodo'ya mektup. Gandalf, Frodo'ya mektup yollamak istemişti. Bunu da sıçrayan Midilli'nin sahibi Bay Kaymak pürüzü aracılığıyla yapacaktı. Fakat Han'ın sahibi mektubu yollamayı unuttu. Frodo Han'a gelince hatırladı ve ona mektuptan bahsetti. Mektupta Gandalf'ın işi çıktığı yazıyordu. Frodo Gandalf'ı beklemeden yola çıkmalıydı. Yolda ona yardım edecek her şeyden haberi olan birini bulacaktı. Herkes ona yol gezer diyordu ama adı Aragorn'du. Frodo hiç kimseye güvenmemeli, yol gezeni bulunca gerçekten o olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyordu. Ve mektupta bir şiir yazıyordu, bu şiir gerçekten güzel bir foreshadowing. Küllerden bir ateş dirilecek, bir ışık fırlayacak gölgelerden. Kırılan kılıç yenilenecek, şimdi tahtsız olan kral olacak yeniden.
Şimdilik video buraya kadar. Eğer daha fazla Fark'ın gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.